modacı Gülnur Güneş'le modaya dair en yeni ve en son trendleri konuştum. Önümüzdeki yılın en ilginç trendleri geliyor şimdi ekranınıza. Modanın nabzını son moda programıyla tutmaya devam ediyoruz ve geldik. Bakalım neler öğrendim. Merhabalar. Hoş geldiniz Gülnur Hanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben de çok iyiyim. Güzel kıyafetler var burada. Taşlı, tuşlu, renkli renkli. Beğendin mi? Gerçekten çok beğendim hepsini. Güzel renkler var burada. Teşekkürler. Pudra tonları. Evet. Sezonun trendleriydi yazın. Peki trend bir renk önerebilir misiniz bize bu sezon için? Kış için bu üstümde gördüğünüz pembe ve hani canlı kırmızının bir arada kullanılması. Bunu çok göreceğiz. 4 sezon önce yine trendti ama tekrar geri döndü. Metalleri çok göreceğiz. Gümüş. Yani bayağı göreceklerimizden. Leoparlar geri döndü. Leopar desenleri göreceğiz bolca. Peki tasarım kıyafetler neden son yıllarda trend? Çünkü herkes farklı olmak istiyor artık. Herkes kendine özgün olmak istiyor ve öne çıkmak istiyor. Birinci sebep bu bence. İkincisi kalite. Dikiş kalitesi, görüntü kalitesi, kumaş kalitesi. Hani giydiği şeyin kalitesine önem veren kadın bunu tercih eder. Bir de pişti olmak istemiyor, farklı gözükmek farklı istiyor. Tamamen farklı istiyor. Olmak, öne çıkmak bence bunun sebeplerinden biri. Diyelim ki kalçalı bir bayanız ya da düşük omuzlara sahibiz. Nasıl abiye kıyafetler tercih etmeliyiz? Biz özel dikimde altın orana dikkat ederiz. Yani vücut, boy, bel, basen ölçüsünün birbirine olan orantısı altın çok önemli. Altın oran diyoruz buna. Altın oran diyoruz biz buna ve... Özel dikimde biz buna çok özen gösteririz. Yani bunun birbirini tutması, doğru orantıda gözükmesi olabildiğince çok önemli. Mesela hani basenleri çok geniş bir bayan balık bir elbise istiyor. Normalde olmaz, olmaması gerekiyor. Yani hani güzel bir görüntü olmaz. Biz bunu yönlendiriyoruz ve mesela kalçadan açık daha böyle kalçayı küçük gösterecek şekilde minik oyunlar yapıyoruz. Bu kadar taşlı bir kıyafetin üzerine taşlı takı takmamız çok fazla olabilir. Fazla. Yani evet. Ya takınızı öldürür zaten. Hani takınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız bu doğru bir seçim olmaz açıkçası. Şurada görmüş olduğunuz gibi ilk geldiğimde de hemen buna bakmıştım ben. Sanırım birazcık da mavi rengi sevdiğim için şurada bir kuş detayı var. Bu peri masalları bunlar, koleksiyonumuzdan evet, bir parça. O yüzden kuşlar var üstünde. Ve çalılar var. Evet. Cinderella'dan esinlenerek yapılmış bir elbise. Onun da elbisesini kuşlar diker biliyorsun ki. Evet. Bu da ondan esinlenerek yapılmış. Burada da hemen tabii kuş ayrıntımız var. Kim nasıl belirliyor modayı? Modayı uluslararası... alanda uluslararası büyük moda devleri genelde belirliyor ve Paris merkezli firmalar oluyor. Bu firmalarda sosyologlar, psikologlar, sanat eleştirmenleri bir araya geliyorlar ve sezonun trendlerine yani insanlar neyi giymek ister, nasıl yaşamak istiyorlar bu gibi ipuçlarını belirliyorlar. Ve uluslararası dev moda markaları da bunlardan esinlenerek koleksiyonlarını çıkarıyor. Dolayısıyla bu trendler her yere yayılıyor. Peki bu sezon bize günlük kıyafetlerde gerçekten bu trend olacak bir ürün, bir tüyo verebilir misiniz? Gümüş çok ön planda. Neon renkler bayağı göreceklerimiz arasında yine. Bu arada artık kadınların iş hayatına katılımının artmasıyla birlikte takım elbiseler tekrar ön plana çıktı. Ceketler, etekler, ceketler, pantolonlar bunlar da göreceklerimiz arasında. Gülnur Hanım'a teşekkür ediyoruz. Çok güzel püf noktalar öğrendik. İyi ve şık giyinmek için gerçekten bence altın oran çok önemli. Vücudunuzu tanıdığınızda daha güzel görünüme sahip olacaksınız. Bizi izlemeye devam edin. Başka konularla karşınızda olacağız.